İyi akşamlar dostlar. 29 Ocak 2024 17.14'te hisseyi tabana kitleyen haber arkadaşlar. Bu kadar net. Yaklaşık olarak arkadaşlar baktığımız zaman 17.10'da gelen bir haber 17.20'de hisseyi tabana kitleyen, daha doğrusu 17.14'te gelen haber arkadaşlar hemen baktığımız zaman 17.20'de hisseyi tabana kitledi. Ve arkadaşlar güzel bir şekilde yarın gider mi hep beraber göreceğiz. Haber neymiş? Netaş Telekomünikasyon AŞ özel durum açıklaması genel şeklinde arkadaşlar. İnşallah devam gelir. Aslında baktığımız zaman haber güzel bir haber. Yeni trendle ilgili şöyle ki. Çin'in yeni enerji sektöründen önde gelen entegre hizmet sağlayıcı firmalarına ve başlıca elektrikli araç şarj aletleri üreticilerinden birisi olan Shenzhen arkadaşlar ile şirketimiz stratejik bir işbirliği anlaşması imzalamıştır. İmzalanan anlaşma çerçevesinde Netaş Shenzhen dediğimiz arkadaşlar Jack'le elektrikli araç şarj istasyonu çözümlerinin Türkiye'de pazarlama ve satışın yapılması konusunda tek yetkili firma olarak pazara giriş yapacak. Ayrıca bu ürüne satış sonrası servis hizmetini sağlayacaktır diyor. Bu önemli işbirliğiyle Netaş elektrik araç şarj istasyonu sektörünün gelişimine katkı sağlayarak bu alanda büyüme fırsatını yakalamayı ve ülkemizin sürdürülebilir enerji alan taahhüdüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Arkadaşlar anladığımız kadar hisseyi belki de tavan götürecek bir haber mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Nokta daha iyi yorum yaparsanız çok memnun olurum. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim.